Evet, Savaş, aslında Önder Karaveli'nin son haftalarda biraz tartışıldığını düşünecek olursak sanki bu haberle çelişen bazı durumlar var. Nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu? Yani biraz belki tekrar düşecek ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe durumlarına baktığımız zaman birbirine çok benzer özellikleri var. İşte Beşiktaş Altay'ı yeniyor. Rahat bir nefes al diyorsun. Nerede oynuyorsun? Evinde oynuyorsun. Evinde oynayan her takım maça bir defa 1-0 önde başlıyor. Favori Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş evinde oynuyorsa bu maçın favorisiydi. Şimdi Fenerbahçe'nin 20 yılda aldığı mağlubiyet serisinin evindeki Fenerbahçe 4 senede almaya başladı. Keza Galatasaray benzer. Beşiktaş aynı. Geçen haftaya kadar 7 maç 5 gol vardı. Uzun süredir yenilmeyen bir Önder Karaveli Beşiktaş var. 8 maçtır. 8 maç ama Beşiktaş keyif veriyor mu dersen Beşiktaş'ın böyle eze eze yendiği bol gollü geçen maçlarını özledik açıkçası. Yani bunu Galatasaray için de söylüyorum. Tekrar kimse yanlış anlamasın. Ama tabii galibiyet Önder Hoca'yı bir rahatlattı. Yine de baktığın zaman zor galibiyet. Geçen hafta Altay maçında son dakikada verilmeyen tartışmalı bir penaltı kararı olsa o maç 1-1 bitecek. Başladığından biraz daha sanki geride bir Önder Hoca var. Beklenti yükseldi. Oynadıkça, sezon sonu yaklaştıkça aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş da ikinciliği hedefliyor. Kupada yoluna devam ediyor. Dolayısıyla burada Önder Hoca'nın biraz daha stresli haftaları üst üste gelmeye başladı ki devam edecek gibi gözüküyor. Teknik adam olarak Önder Hoca'yı tanıyan bir insan olarak Hasan Hocam O biraz daha zaman hemen buradan bir... dönelim. Yani Beşiktaş tabii sezon başı baktığınız zaman ligin favori takımıydı. Lige de çok güzel bir giriş yapmışlardı ama ligimizin işte Ozan Tufan'ın bahsettiği yerden buraya bir şey geçeyim, bağlantı geçeyim. Ligimiz çarşamba pazar oynayabilecek düzeyde oynanmıyor. Nasıl Avrupa'yı karşılayamıyoruz fiziksel açıdan bu anlamda. Beşiktaş o seriden çok yıpranarak çıktı. Hala belki Önder Hoca'nın da elini zorlaştıran bir durum bu. Çünkü benim şimdi önümde bir liste var. Hani keşke yayına yansıtabilme şeyimiz olsaydı da. Beşiktaş'ın şu an hepimize bir kağıt kalem versek, bir 11 yapın desek o 11'de olacak 11 tane 12 11 tane oyuncusunun çok ciddi sakatlıklar sonucu takımdan ayrı kaldığı. Mesela Evet, Enkudu ligi evet. kaçırdı. Nereden baksanız 30 maç oynamamış olacak. Pjanic 9, Alex 17, Batshuayi 7, Vida 8 hafta, Atiba, Josef, Necip bunlar önemli oyuncular orta sahada 9'ar hafta. Yani bu çok zor bir durum inanın. Şimdi oradan yıpranarak çıktığınızda ve sakatlık sonrası geldiğinizde ona tekrar fiziksel yüklemeyi yapacak fırsat da olmadı. Biraz geçen 6 ay maçı mıydı? Hangi maçtı ya? Bir Bir ara önceki verildi Altay. ya, evet bir önceki. O arada biraz yükleme şansı buldular. Bütün takımlar Antalya'da o fırsatı değerlendirmek istedi. Belki orada biraz buna fırsat buldular ama şu an gerçekten Beşiktaş o anlamda çok zorlanıyor fizikseliyle ilgili. Baktığınızda zaten maçın başlarını iyi oynuyor. Sonucu yakalıyor ama fiziksel dezavantaja düştüğü anda mecburen ya takım boyunu geriye doğru yaslayıp işte Savaş Bey'in demin söylediği o domine ederek kazandığı galibiyetleri alamıyor. Bunun da nedeni biraz da bu fiziksel yaşadıkları düşüş. Ve tabii buna bağlı da kulübesinin maça girdiğinde çok etki etmemesi. Belki Önder Hoca sonrası hani en çok ne iyi oldu dersiniz. Kulübeden gelişler belki biraz daha etki oldu ama yani büyük resimde bence o etki hala oluşmuş Peki değil. siz tanıyorsunuz. Yeni sezonda Önder Karaveli ile yola devam edilme ihtimalini nasıl Yani görüyorsunuz? bununla ilgili gerçekten yani fikir söyleyebilecek ne bilgim var ne de hani bir öngörüm var. Çünkü kulüplerin bu anlamda karar alıcı şeyleri sorumlu kişiler birçok etkiyi göz önüne alıyorlar. Bir de Savaş Bey'in demin söylediği hani günlük ve o anlık şeyler çok etkili olabiliyor. Buna ne olabilir? Beşiktaş kupayı alabilir. Tabii. Tabii. Süper Lig'de ikinci sırada tamamlar. Hem kupa hem ikinci o zaman belki bir ihtimal Ya olabilir. orada tabii kamuoyunun da Baskısı önemli. ne diyeceği, çünkü Önder Hoca kupayı aldığında, ligi de ikinci bitirdiğinde iki kupası olan
ve ligi de çok kötü bir yerde alıp ikinci yapan bir teknik direktör. Bu olursa direktör ancak olur. Devam edilebilir hocam. Başka türlü ben ihtimal vermiyorum. Ya işte bilemiyoruz. Yani, karar alıcıların... Bu ikisi olursa o karar alıcıların işi çok zor olur. O zaman da karar alıcı yerinde olmak ister. Biraz önce İsmail Kartal'ın yerinde kulübede olmak istemezdim. Önder Karaveli kupayı aldı. Ligi de ikinci bitirdi. O zaman şimdi başkan ve yönetim kurulundayım. Böyle nasıl bir oy kullanacağım? Karar veremem açıkçası ya, yani. Şimdi şöyle, yani ben şu an Çağdaş Atan'ın, Çağdaş Hoca'nın ekibindeyim. Yani biz çok başarılı bir Alanya serüvenimiz evet. oldu. Ama baktığınızda ligin 3. haftasında yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Baktığınızda hani bir matematik yapabilirsiniz. 3. haftada olur mu? Yani biraz daha zaman verilse miydi? Hocam, hani kendiniz dışarıdan bakan kişiler olarak da kulüplerin içerisinde neler yaşandığını, neler olduğunu, teknik adamların neler yaşadığını çok öngöremiyor kimse. Doğru. Bu değişkenleri de olmadığında evet. Yapılan yorumlar burada masada çok sağlıklı gözükebilir. Ancak realitede bu yorumlara gülüne de biliyor yani. Şimdi Alanya Spor Bir cümle Önü'ne, alayım Alanya Savaş Spor Trabzonspor'u da konuşalım. Sizden sonra Bülent Hoca, o da devre arasına kadar geldi. Sonra değişti. Bazen başkan ve yönetimleri anlamak gerçekten çok zor. O yüzden teknik adamların işi gerçekten çok zor yani. Evet.